Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Tık 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 merdivenlere çıkacağız. Bugün merdiven parkurundayız ve 2020 model arabalar bizlerle bugün. Çok sevdiğiniz arabalar var. Bakalım favori arabanızı hangisi seçeceksiniz? Bayağı güzel arabalarımız var. Bakacağız şimdi. Yakından bakacağız hem de. Öncelikle Toyota Corolla'yı görüyorsunuz. Demir adam kullanacak bu 2020 model arabamızı. Burada Jeep Gladiator var arkadaşlar. Çok güzel duruyor. İçine falan bakacağız. Burada Suzuki Swift'i görüyorsunuz. Hemen burada Tesla Roadster. Burada Honda Accord bizler olacak. Ve burada ise Renault Captur bizlerle mükemmel arabalar var. Gerçekten çok güzeller. Hepsi 2020 model. İlk olarak önümüzdeki başlayalım. Burada Jeep Gladiator Rubicon var. Gerçekten çok güzel bir araba. Çok böyle abi ne diyeyim safar arabası gibi bir şey. Üstü açılabiliyor, kapanabiliyor. Mükemmel ötesi bir araba. Şöyle görüyorsunuz. Abi canavar gibi bir şey gerçekten. Çok güzel bir araba. İçini falan görüyorsunuz zaten. Kapıları falan çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Üstü açılabiliyor. Acayip bir araba. Hadi bakalım. Başlayalım. Merdiven Paykuru şu an için başladı. Abi şöyle söyleyeyim size. Bu arabanın bu parkuru bitirememe ihtimali yok. Yani bu parkuru kesin bitireceğini düşünüyorum. Favoriniz yazdınız mı? Videomuzu beğendiniz, kanalımıza abone oldunuz, yorum da yaptınız. Tamamdır. Görev tamamlandı. Hadi izleyebiliriz. Allah abi Jeep gladyatör ne yapıyorsun? Abi şimdi jip deyince arabaya jip diyorum sanmayın. Jip diye marka var ya. Hani onu diyorum. Şimdi bilmeyenler olabilir. Jip bakın kenarda yazıyor. Jip diye bir araba markası var. Jip ya bildiğimiz e, su Jeep değil yani araba tarzı değil. Ya çok karıştı. Neyse niye anlattım bunu boş ver. Hadi Jeep gladiator şu an için devam ediyor. Merdiven parkurunda çok iyi gidiyor diyebilirim sizlere. Bak burası tehlikeli abi. Çok dar bir yer. arkayı kaydırıp geri biraz ileri birazcık daha geri kaydırdı. Oo güzel taktik. Abi bu lastik kaydırma taktiği gerçekten çok işe yarıyor böyle durumlarda. Ama görüyorsunuz Jeep Gladiator mükemmel gidiyor. Sorunsuz bir şekilde 2020 model arabamız merdiven parkurunda mükemmel bir iş çıkartıyor diyebilirim. Artık parkurun neredeyse sonuna geliyoruz. Abi hiç zorlanmıyor ki. Çok iyi gidiyor gerçekten. Baksanıza şuna bak bak bak. Görüyor musunuz? sıfır zorlanma ve parkurda rahat bir şekilde bitirdi. Jeep Gladiator Rubicon gerçekten çok güzel çıkardı. Gördüğünüz gibi Rubicon'da kenarda yazıyor gördüğünüz gibi. Çok uzun bir ismi var. Mükemmel bir performanstı. Tebrik ediyorum Öneci'yi. Şimdi devreden de devam ediyoruz. Toyota Corolla. Haydi bakalım. Mercimen parkurunda 2020 model bu güzel arabamız neler yapacak. Arabayı görüyorsunuz. Harika gözüküyor. Anlatmaya gerek yok. Parkur güzel. Araba güzel ve başlıyoruz. Allah. Yalnız abi araba cidden çok güzel. Bir sedan araba biliyorsunuz. Toyota ailesinin sevilen arabalarından bir tanesi. Toyota Corolla. Umarım bugün iyi iş yapar. Yapar mı? Hadi bakalım. Yukarı doğru çıkıyoruz. Açılın bakalım. Abi demeden gazla. Yavaşlarsanız bu parkurda muhtemelen kalırsınız olduğunuz yere ilerleyemezsiniz arkadaşlar. O yüzden olabildiğince gazı kesmeden çıkmanız lazım bu parkurda. Durursanız bir daha hareket etmeniz çok zor olabilir. Haberiniz olsun. Şu an için yukarı doğru gidiyor. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel. Gayet güzel çıkıyor. Toyota Corolla. Zaten çoğunuzun favori arabası olacak. Eminim yazacaksınız bu arabayı. Ve gördüğünüz gibi anlatmaya gerek var mı? Yok arkadaşlar. Yok yok yok. Çok iyi çıktı. Şimdi arkayı kaydıralım. Güzel. Geri gel. İleri geri. Şimdi Allah çıkıyoruz yukarı dur Allah dur düşecek 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 bas 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 yukarı yukarı devam et devam et devam et devam et. çok iyi gidiyor gerçekten çok güzel gidiyor Toyota Corolla zaten çok sevilen bir araba ve bugün de iyi iş yapacağını düşünmüştük zaten arkadaşlar Toyota Corolla'nın gerçekten güzel başladı parkura ve şimdi geliyoruz Ay, <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> Birazcık kötü düştü ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Tuhuto Corolla mükemmel bir performansla parkuru bitirdi. Jeep Gladiator'dan sonra Toyota Corolla da bitirdi. Örümcek ve Demir Adam'ı tebrik etmek lazım. Devam edelim kaptanla. Honda Accord. Hazır mıyız? Haydi bakalım Honda'cılar. Arabamız yine çok güzel bir araba olduğunu söylememe sanırım gerek yok arkadaşlar. Honda Accord. İçi de var arabamızın. Harika duruyor gerçekten. Bayağı bir güzel bir araba. Arkası, üstü, cam tava şey, sunroof falan gayet güzel duruyor. Umarım 2020 model olması yeni olmasını da bizlere şöyle güzel bir şekilde gösterir ve parkuru bitirir arkadaşlar. Hadi bakalım arabanın içi tekrar görüyorsunuz. Gayet güzel duruyor. Vitesi nerede abi arabanın? Vitesiz mi araba? O <laughs> vitesini göremedim ha. Neyse. Şu an için çıkıyor Honda Accord. Yalnız çok zıplıyor ya. Abi bu ne böyle? Uf, çok zıplıyor. Farkında mısınız? Bu sıkıntı yaratır bize. Bak söyleyeyim size. Bu iş sıkıntı yaratır bize. Çok fazla zıplıyor. Yani e, kalabilir durma çıkamazsın. Evet bakın durduğu için biraz daha zıplamaya başladı ve arabanın kontrolleri git gide zorlaştı diyebilirim. Abi çok zorlanıyor ya. Vallahi çok zorlanıyor. Çok sıkıntı. Yukarı doğru çıksın. Ama abi durmaması lazım. Bak hızlandıkça rahatladı gördünüz mü? Ama burada yine durması gerekecek. Abi bu parkuru hızlı bitirirseniz daha rahat bitirirsiniz. Şimdiden söylüyorum kahramanlarımıza. Kaptan da üstüm. Dikkat et bakalım. Onda Honda Honda Allah 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 abi düşeceksin aşağı. Çok tehlikeli gidiyor şu an için Honda Accord'a hızlan abi hızlan 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 bakın zaman zıplaması azalıyor farkındasınız değil mi? Ve düşme şansı da düş azalıyor. Çok iyi abi gazlayacaksınız abi parkurda yavaş giderseniz diskalifiye geliyor. Ve Honda Accord muhteşem bir tüydü çok zorlanmasına rağmen Jeep Gladiator Toyota Corolla'dan sonra Arabamız Honda Accord'da. Bugün merdiven parkurunda başarılıydı. Hadi devam edelim. Recep abi hadi bakalım nasılsın? Lan valla çok iyiyim ha. Geçerken parkuru çok beğendim. Bak herkes parkuru bitiriyor. Renault Captur çok güzel araba. Bak içini girin. Ekranı da var. Direksiyonu da güzel. Aynısı var. Vallahi hepsi çok güzel arabanın. Ben parkuru bitiririm bugün kesin. Valla Recep abinize güvenin arkadaşlar. Recep abi ben de güveniyorum sana merak etme. Renault Captur doğru telaffuz ettim umarım. Kaptur diye okunuyor diye biliyorum. Kaptur bugün Recep abiyle bakalım merdiven parkurunda. Abi içi güzel gözüküyormuş ha. Dikkat etmesi lazım yalnız. Araba fena bir araba. Onu söyleyeyim. Gerçekten güzel. Ben Recep abinin bugünkü parkuru bitirmesini düşünüyorum. Bitirir diye ümit ediyorum. Ama tabi yine de ne olur ne olmaz. İzleyelim ve görelim arkadaşlar. Reynolds Kaptur. Hadi bakalım. Yukarı doğru çıkıyor. Devam devam devam. Gelişi görüyor musunuz? Ne güzel gidiyor. Hızlı giderseniz biraz daha az zıplar araba. Aşağı düşme şansınız daha da azalır. Ama yavaşladığınız zaman problem oluyor bu parkurda. Daha zorlu merdiven parkurları gelecek arkadaşlar. Biraz daha zorlaştırmamız lazım. Kahramanların daha çok diskalifiye olabileceği parkurlara götüreceğim sizleri. Ama bu parkur belki de son gelişimiz olabilir merdiven parkuruna. Daha sonra yeni bir parkur gelecek bundan sonra. Yeni merdiven parkuru. Hazır mıyız o parkura? Göreceğiz. Hadi bakalım. Şöyle için yukarı doğru ve muhteşemsin ya. Abi çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Yani anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir performans da bitirdi. Dört arabamız bugün çok iyiydi. Şimdi isterseniz beşinci arabayla. İşte karşınıza Tesla Roadster ve Batman izleyeceğiz. Daha sonra Suzuki Swift bizlerle olacak. Ama arabamıza bir bakın. Tesla Roadster nasıl ama? Gayet güzel bir klasik Tesla iç görüntüsü vardı. Dışı da çok güzel duruyor gerçekten. Arabamız çok hızlı onu söyleyeyim. Gerçekten çok hızlı. Yani zaten elektrikli araba olduğu zaman biraz elektriğin gücü çok yüksek arkadaşlar. Elektrikli araçlarda hızlı oluyor genelde. Yani birkaçını saymazsak çok hızlı arabalar var artık elektrikli arabalarda. Bugün de yine en hızlılardan bir tanesi Tesla Roadster bizlerle Abi... Ne oluyor? Araba çok basıktı. Altı değil. Allah 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 Allah. Sakin sakin. Tamam sakin. Tamam panik yok. Panik yok Batman. Batman oraya düşürme arabayı. Of. Abi altı sürttü ya. Abi arabanın altı bugün çizikti biraz önce. Gördünüz değil mi? Evet. Geçmiş olsun. Arkadaşlar. Tesla Roadster'cılar. Olacağı buydu. Araba çok basıktı. Maalesef merdivenlere altı sürttü. Ve diskalifiye oldu. Karşınızda Suzuki Swift. Mükemmel bir araba. Bakalım. Bugün Baldi'nin performansı nasıl olacak Baldi dostum? <laughs> ya, bir dakika ya Allah Allah şimdi Batman diskalifiye oldu yani? Tesla ne güzel arabaydı bitiremedi valla. Valla bitiremedi. Gerçekten daha iyisini bekliyordum ben de Beni de bayağı bir şaşırttı. Ama araba basıktı arkadaşlar. Maalesef basıktı yani. Altı sürttü. Hadi göster gücünü. Suzuki Swift gücü. Hadi bakalım bu minnak küçük arabamız. Bugün merdiven parkurunda neler yapacak arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şu an için yukarı doğru çıkış devam ediyor. Hadi bakalım çık. Çık 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 abi çık abi çık abi korkmana gerek yok dikkatli bir şekilde Suzuki Swift'i izleyelim Baldi'nin performansına bakalım umarım iyi iş yapar umarım başarılı olur arkadaşlar yani Baldi'ye güveniyoruz her zaman umarım bugün de düşündüğümüz gibi yapar geri gel abi biraz. İleri. Aa kaydırma yapıyor. Çok güzel. Aferin Baldi'ye. Yukarı doğru. Çık 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 çık. Evet size bir soru soracağım şimdi. Çok iyi aklıma geldi. Bu arka lastik kaydırarak böyle düzeltiyor kendini kaydırıyor. Bunu ilk hangi kahraman bize göstermişti? Bunu hatırlarsınız 2-3 sene önce bir parkur. Bak parkurda söyleyeceğim. Ehliyet parkurundaydık. Bir kahraman bize bu taktiği göstermişti arka lastik kaydırma taktiğini hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bilenlere kalp atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun ve yorumuna da doğru yazacağım. Doğru bildiğin yazacağım. Şimdi de söylüyorum. Bakalım videomuzu buraya kadar kimler izlemiş? Onu da görmüş olacağız. Sıkı takipçiler kendini göstersin. Baldi zaten bitirdi. Vallahi helal olsun. Baldi sen biliyor musun o taktiği kim öğretmişti? <laughs> ya biliyorum valla söyleyeyim. Şey yaptı. Neyse tamam söyleme. Söyleme Baldi dur ya. Abi söylemesin. 5 kahraman 5 araba bugün parkur da başarılıydı. Tesla Roadster ve Batman maalesef diskalifiye oldu. Sorumu biliyorsunuz. Anladınız. Cevaplarınızı bekliyorum videomuzu. Umarım beğenmişsinizdir. Ve sonuna geldik videomuzun sonraki videolarda. Görüşmek üzere.